Sinema başlıyor. Hoş geldiniz Neval Hocam, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim çünkü çok güzel bir filmi konuşacağız. Şeytan Marka Giyer. Değil mi? Çok eğlenerek izledik. Ben sanıyorum 6-7 kere izledim bu filmi. Bir o kadar da ben izlemişimdir. Değil mi? Çok eğlenceli, çok güzel bir film. Ancak sizinle bu filmi konuşmaya karar verdik beraber. Sonrasında sizin anlattığınız gözle ben bakınca aslında işte değil mi komik bir film değilmiş. Şeytan Marka Giyer filminde biz iş yerinde birçok baskı görüyoruz aslında. Bugün sizinle mobbing, iş yerinde mobbing veya bu psikolojik tacizler ya da taciz, tamamen bu konuları konuşacağız. Öncelikle izleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi için mobbing nedir? Mobbing iş yerinde psikolojik şiddet ya da psikolojik taciz, hı hı, bizim mevzuatımızda da böyle geçiyor. Tam olarak bir Türkçe karşılığı yok. Bezdirme diyenler var, yıldırma diyenler var. Ama tam mobbingi karşılamıyor. Ben onun için mobbing sözcüğünü kullanmayı tercih ediyorum. Mobbing sözcüğü de İngilizce'deki mob, mafya sözünden, hı hı, geliyor. Biyologlar kuşları araştırırken görmüşler ki bazı kuşlar, birkaç kuş birleşip işte bazı kuşları didikliyorlar. Ve mobbing kavramını ilk olarak o araştırmacılar kullanmışlar. Esasında iş yerinde psikolojik taciz yapıldığı zaman olup biten de aşağı yukarı böyle bir şey. Bu dediğiniz gibi Şeytan Marka Giyer filmi çok eğlenceli bir, evet, film. Güzel giysiler, işte güzel bir ortam, güzel şehirler. Ben de 5-6 kez izlemişimdir ve çok keyifle izlemişimdir. Sizinle mobbing konuşalım deyince, filmleri gözden geçirince ilk aklıma gelen film de olmadı biliyorsunuz. Fakat sonra teknik olarak bakınca gerçekten bir mobbingin, hatta mobbingin farklı türlerinin çok güzel anlatıldığı, kesinlikle, ve mobbingle başa çıkma metodunun da çok güzel anlatıldığı bir film olduğunu fark ettim. Onun için hadi bugün onu konuşalım. Çok da güzel oldu. Ben bu bahaneyle bir kez daha oturup izledim ama tabii konumuzla ilgili o gözle izleyince o kadar çok eğlendiğimi düşünmedim tabii. Çok düşünerek bir ağırlık çöktü bana. Üzüldüm çünkü orada yaşananlara. Tabii orada daha eğlenceli bir dille anlatılmış. Orada mesela şeyi görüyoruz. Başrol kızımız işe giriyor. Anne Hathaway giriyor. Çok güzel her şey. Ancak orada çok şık. İlk önce bunu görüyoruz, değil mi? Ayakkabılarından dolayı herkes ona çok ucube gibi bakıyor. İşte kıyafet. İlk orada mı başlıyor hocam mobbing uygulaması? Mobbing tabii. Mobbing genelde zaten bir şekilde farklı olan kişilere uygulanıyor. Hı hı. İş yerinde psikolojik şiddet dedik, taciz dedik. Ve biz biliyoruz ki yapılan çalışmalar iş yerlerinde özellikle kadınların, belli etnik gruba mensup kişilerin, azınlıkların, engellilerin, yaşlı çalışanların çok daha fazla, 5 kat oranda daha fazla mobbinge uğradığını biliyoruz yapılan çalışmalardan. Bu şirkette de herkes çok şık, modayla ilgili bir şirket. Çok güzel. Bu kızın entelektüel yönü güçlü, gazeteci olmak istiyor ama işte o gazeteci kıyafetiyle gelince tamamen dışlanıyor ve mobbinge uğruyor farklı şekillerde. Bir de o şirket tabii geldiği yer bir moda dergisi. Herkes mankenlerle yarışıyor. Herkes 32 beden. Kız 36 beden olduğu için bir de 36 beden olmasından dolayı bir zorluk çekiyor, zorluk yaşıyor. Mobbing uygulamak için esasında mobbingçilerin çok da bir sebebe ihtiyacı yok. Her şekilde mobbing uygulanabiliyor ve mobbing tanımlarken şöyle tanımlıyoruz: iş yerinde uygulanan ve sistematik bir şekilde belli bir kişiye ya da belli bir gruba, belli kişi veya kişiler tarafından uygulanan taciz. Çok bir sebebi olması da gerekmiyor esasında ama baktığımız zaman genelde mobbing uygulananlar diğerlerinden daha farklı yapıda kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Peki hocam, bütün Neval hocam, iş yerlerindeki uyuşmazlıklar mobbing anlamına mı geliyor? Tabii ki değil. Uyuşmazlık yaşamın bir parçası. Her zaman herkesle aynı fikirde olmamız, evet, mümkün değil.
İş yerinde herhangi bir konuda fikir ayrılığı olabilir, işle değil alakalı. Mi? Tartışılır, konuşulur, bir takım tavizler verilir, çözümler bulunur ve en sonunda o konu ortadan kalkar. Mobbing de öyle değildir. Süre gelen, sürekli olarak birini bunaltmaya, yormaya, hatta o iş ortamından uzaklaştırmaya yönelik ve sürekli biçimde, sistematik biçimde yapılan bir davranış görüyoruz. Mesela burada da baktığımızda aslında yönetici olan Meryl Streep'in oynadığı karakter herkese mobbing uyguluyor. Kadının iş yerine girişi korkunç bir telaş yaratıyor herkeste. Herkes korku içinde, telaş içinde. Her gün gelip işte günaydın deyip çalışanlarını selamlamak yerine eşyalarını yüzlerine fırlatıyor. Çok telaşlanıyorlar. Toplantı yapılıyor. Yeni dergi sayısı için görüş bildirenlerin görüşlerini hani beğenmeyebilirsiniz, ben bunu beğenmedim diyebilirsiniz, bunu yapmayalım diyebilirsiniz ama böyle hakarete varan söylemlerle aşağılayarak, dışlayarak, ötekileştirerek bunların hepsi mobbing esasında. Mobbing iki çeşit olabiliyor, yatay ya da dikey olarak olabiliyor. Nedir? Yatay mobbing dediğimiz şey akranlar, aynı pozisyonda olanlar arasında. Mesela bizim kızımız işe başlıyor sekreter evet. olarak, diğer kıdemli sekreter de ona mobbing uyguluyor esasında. Evet, evet. İşte aman sakın görünme, kes sesini fazla şey yapma, buradan sakın masadan kalkma, hiçbir masadan kalkamazsın, şunu yapabilirsin, bunu yapamazsın. O da ezmeye kalkıyor değil mi? O da bir mobbing. O da bir mobbing. Hı-hı. Yani normalde beklenen nedir? İş arkadaşınız gelip işe başlayınca inceliklerini öğretirsiniz, ipuçları verirsiniz, şunu şöyle yap, bunu böyle yap ama öyle bir davranış görmüyoruz. O kızın yaptığı yatay mobbing. Hı-hı. Bir de dikey mobbing var. Dikey mobbingde üstün asta ya da çok az görülmekle birlikte astın üste uyguladığı mobbing, dergi yönetmeni olan Meryl Streep oynadığı karakterin uyguladığı mobbing de dikey mobbing. Şimdi mobbing çok popüler bir konu. Davet edildiğim birçok yerde konuşmamı istiyorlar, anlatmamı istiyor insanlar. Çünkü çok yaygın, herkes bundan muzdarip esasında. Ben iş hayatında olup da mobbinge uğramayan hiç kimse olmadığını çok düşünüyorum. Çok fazla var. Tabii evet. Hepimiz bununla başa çıkma metotlarımız farklı. Kimisi birazdan konuşacağız bu filmdeki gibi aradan yolunu buluyor, iyi bir şekilde sonuçlandırıyor. Kimimiz iş yerini değiştiriyor elinde imkan varsa, ortamdan kurtuluyor. Bazıları da bu yükün altında eziliyor, depresyona giriyor, işte psikolojik sorunlar geliştiriyor. Dolayısıyla herkesin bununla başa çıkma şekli farklı farklı. Farklı değil mi? Meval Hocam, sözünüzü bölüyorum ama çok merak ettiğim bir şey var. Cinsel taciz iş yerinde mobbinge giriyor mu? Cinsel taciz başlı başına bir problem zaten ve suç da biliyorsunuz. Tabii. Mobbingin bir parçası olabilir ama tamamen mobbingden ayrı olarak da uygulanıyor olabilir. Olayın, somut olayın özelliğine bakmak gerekir. Yani iş yerinde olan her kötü şey mobbingdir diyemeyiz ama mobbingin parçası olabilir. Onun için somut olayın özelliklerine, süreklilik arz edip etmediğine, sistematik bir şekilde yapılıp yapılmadığına bakmak lazım. Peki diyelim ki işte filmde gördüğümüz gibi işte bir iş yerine işe girdik, başladık, yeni başladık. İşte sistematik bir şekilde sürekli zorlanıyoruz. Zorbalık gibi değil mi bu? Mobbing tabii, aslında bir tabii, zorbalık. Tabii. İşte sürekli hakarete uğruyoruz, eziliyoruz. Bazı insanlar buna alışıyor. Peki bunu yapan kişilerin ruh sağlığı nasıl? Yani biz böyle biriyle karşılaştığımızda ya da böyle bir kurumsal şirkette genelde üst yöneticilerde değil mi mobbing uyguluyor? Genelde görülen konum bu. Yönetici mobbing uyguluyor. Ne yapmak gerekiyor? Bu birinci sorum. Hani bizler böyle bir olayla karşılaştığımız zaman çalışan olarak ne yapmamız gerekiyor? Bir de bunu yapan, uygulayan, mobbingi uygulayan kişinin psikolojisi nasıl hocam? Yani normal bir insan böyle bir şeyi değil mi nasıl yapabilir ki? Şimdi normal insan tabii neye normal diyoruz? Yani sağlıklı değil mi? Öncelikle sizin iki sorunuzdan önce bir sıfırıncı sorunun cevabını ben vereyim. Hani hep yöneticiler yapıyor falan şeklinde bir kanı var. Hani tecrübesiz mi, kariyerinin başında kişiler bununla karşılaşıyor gibi bir kanı var. Bu çok doğru bir şey değil. Ben avukatlığa başladığımdan beri çok sayıda benim sınıf arkadaşım, tıp fakültesinden sınıf arkadaşım ki hepsi 30-35 yıllık hekimler, profesör olmuşlar, bölüm başkanı olmuşlar, dekan olmuşlar, dekan yardımcısı, rektör yardımcısı olmuşlar ve mobbinge uğradıkları için
bana başvurdular, yardım istediler. Yani insan düşününce hani hastane ortamını düşünürseniz en genç asistan mobbinge uğrar diye düşünüyorsunuz. Öyle değil. Yani hatta işte kurumsal şirketlerdeki yöneticiler, CEO'lar da uğrayabiliyorlar mobbinge. Mobbinge uğramanın öyle hani işte eğitim düzeyiyle, kıdemle, pozisyonla çok bir hiçbir alakası yok. Her pozisyonda, her yaşta mobbinge maalesef uğramak mümkün. Onun için de buna karşı donanımlı olmak gerekiyor. Donanımlı olmak için de birazcık mobbing mağduru olanların kişilik yapılarını ve mobbing uygulayıcılarının kişilik yapılarını bilmek gerekiyor. Mobbing mağduru olan kişiler genelde, tabii bunlar genel hatlarıyla, hani her olayda böyledir demek mümkün değil. Tabii. Genelde işine çok bağlı, çalışkan, ilkeli, ilkelerinden ödün vermeyen, hatta birileri ilkelerine aykırı bir şey yapmalarını istediğinde bile direnen, tabir yerindeyse iyi anlamda tekere çomak sokan, hani olumsuz bir şey yapmamak adına kişiler. Tabii bu kişiler bazılarının çıkarlarını elde etmelerine engel oldukları için daha fazla, daha hızlı mimleniyorlar, daha çok maruz kalabiliyorlar mobbinge. Mobbing uygulayıcıları da, dediniz ya normal, evet. Yani normal anormal dememek lazım. Çünkü o kadar çok mobbing uygulayıcısı var ki toplumda ve bu insanlar işte bizim aramızdalar. Belki biz de zaman zaman mobbing uyguluyoruz. Genelde narsistik kişilik yapısına sahip kişiler mobbing uygulayıcıları. Genelde işlerinde çok da başarılı olmayan, işlerini çok da iyi yapamayan. Ve bir yerlere gelmek için kendilerini kabul ettirebilmek, sözlerini geçirebilmek için birilerini ezmeye çalışan, ayağını kaydırmaya çalışan, devre dışı bırakmaya çalışan ve bu sebeple zorbalıktan güç alan kişiler. Tabii mobbingin aktörleri bununla kalmıyor. Esasında mobbingin en önemli aktörleri kimdir? İzleyiciler. Şimdi diyeceksiniz bu da nereden çıktı? Bu da nereden çıktı? Evet. İzleyiciler sizsiniz, benim, hepimiziz. İzleyiciler bir mobbing olayında mobbing mağduru ve mobbing uygulayıcısı dışında kalan herkes. Bunlar ve esasında sessiz kalanlar anlamında mı? Ya da sessiz izleyen. Sessiz kalıyorlar genelde. Zaten mobbingin kaderini de izleyiciler belirliyor. Nasıl belirliyorlar? Görüyorsunuz birisi birisine mobbingi uyguluyor. Ama diyorsunuz ki eğer ben çıkarda bir şey yaparsam bana bu sefer oklar çevrilecek. Ben hedefte olacağım. En iyi ses çıkarmayayım. Ve böylece mobbing uygulayıcısı güçlenerek devam ediyor. Filmimizde de böyle bir şey var esasında. Mobbing uygulayan işte dergi yönetmeni kadına bakarsak herkese terör estiriyor. İşte herkes ondan korkuyor, eşyalarını fırlatıyor, işte tersliyor. Her türlü yemek olumsuz söyleyip hareket, yemiyor. Yemek söyleyip attırıyor onu falan. Herkes bunu izliyor ve hiç kimse ya sen bunu niye böyle yapıyorsun, neden böyle davranıyorsun şeklinde bir uyarıda bulunmuyor. Bu esasında belki birisi çıkıp kardeşim sen ne yapıyorsun dese ya da sen böyle bağıramazsın dese ya da sen sekreterine böyle davranamazsın dese belki kendini düzeltecek. Gerçek hayatta da bu böyle. Mobbing uygulayıcıları bundan beslenerek giderek sınırlarını genişletiyorlar ve bu zincirleme bir şekilde maalesef devam ediyor. Unutmamamız gereken şey bir mobbing olayında eğer mobbing mağduru ya da uygulayıcı değilseniz izleyicisiniz. İzleyici olmakla da sorumluluğu alıp müdahale etmek gerektiğini bilmemiz lazım. Bu hepimizin görevi aslında diye düşünüyorum. Aslında hiç sessiz kalmamalıyız. Sessiz kalmamak lazım. Mesela filmimizde de kızımız bu yani işkenceye diyeyim. Çok işkence aslında uğradığı şey baskı. İşkence gibi bir şey. Nigel'a gidiyor değil mi? Orada yardım istiyor ağlayarak. Ne yaparsam yapayım hani onu memnun esasında edemiyorum diye. O çok diye. Güzel göstermiş onu. Ben onu çok beğenerek izledim. İşte diyorum ya ben de sizin gibi bu gözle hiç izlememiştim filmi. Tabii insanlar başvurup bana mobbinge uğruyoruz ne yapalım evet, diyorlar. Evet ne yapmak gerek? Daha bana 2 gün önce bir avukat arkadaşım bana ulaştı. Kızı bir üniversitede, çok iyi bir bilinen bir üniversitede uzmanlık eğitimine başladı geçtiğimiz yıl. Korkunç bir mobbinge uğruyormuş. Ne yapması lazım? Şimdi dedim ilk yapması gereken o kurum içerisinde onu destekleyecek, güveneceği birisine gidip, bir hocasına gidip yardım istesin. O da mobbing uygulayıcıları arada aracıl olsun, bir ortamı yumuşatmaya çalışsın. Benim genelde mobbingle ilgili ilk refleksim bu.
Yani çok kendiniz bir şey yapamayabilirsiniz. Filmden yola çıkacak olursak o kızcağızın gidip de dergi yöneticisine siz bunu neden yapıyorsunuz ya da deme şansı yok. Yok. Ki birkaç kere soruyor kız. İşte neyi eksik yapıyorum, işte nasıl yapabilirim diye sorular soruyor ve kadın hiç cevap vermiyor. Mesela etek istiyor, 15 tane etek. Nasıl etek diyor, kadın cevap vermiyor. Bu da bir mobbing. Yani kız nereden bilsin nasıl etek? Onun için mobbinge uğradığınızı düşünüyorsanız, mobbingde en önemli şey öncelikle onun mobbing olduğunu fark etmek. Filmde başlangıçta uzun bir süre kızcağız bunun farkında değil. Mobbinge uğrayanların en büyük sıkıntısı bu. Dedik ya, mobbinge uğrayan kişiler çok böyle işine bağlı, çalışkan, mükemmeliyetçi insanlar ve nasıl oluyor mobbing? Size devamlı yetersiz olduğunuz hissettiriliyor. Bunu yapamadın, bunu yetiştiremedin, hadi şunu da yap, bunu da yap. Siz yetişemiyorsunuz, işte eksik kalıyor, işte azarlanıyorsunuz, daha çok uğraşıyorsunuz. Filmimizin başında aynen kız bu durumda. Kız sürekli yetmeye çalışıyor. Yetmeye çalışıyor. Gerçek hayatta da böyle. Mobbingin başında mobbing olduğunu anlamazsınız. Ve siz mağdursanız eğer, o kişilik yapınızdan dolayı ben yetersiz kalıyorum. Daha da çok uğraşayım, daha çok çalışayım, daha çok emek harcayayım, bunu aşayım diye uğraşıyorsunuz. Bir noktada durup kuş bakışı bir bakmalısınız. Bu benim yetersizliğimden mi, karşıdakinin isteklerinin anlamsızlığından ve yoruculuğundan mı? O noktada mobbing teşhisini koymak lazım. Mobbing teşhisini koyduktan sonra da yardım istemek lazım. Mobbing konusunda ikinci yapılan hata bunun bir tabu olması. İnsanlar bunun hakkında konuşmaya çekiniyorlar. Çünkü yine mobbing mağdurları mükemmeliyetçi insanlar. Bana böyle bir şey olamaz. Yani ben bu iş için buraya geldim, bunu en iyi şekilde yapmam gerekiyor. Ama bakın, ben patronumu memnun edemiyorum, işte iş arkadaşımı memnun edemiyorum. Bu benim ayıbım düşüncesine kapılıyor insanlar ve kimseden yardım istemiyor. Ve konu giderek derinleşiyor, giderek batıyorlar tabir caizse. Bunu da yapmamak lazım. Mobbingin ilk aşaması izleyicilerin bir şey yapması dedik. İkinci aşaması da mağdurların bu konuda konuşması. İş arkadaşlarıyla mı? Ortama göre değişir tabii. İş arkadaşlarına ne kadar güvenebildiğinize bağlı, iş ortamına bağlı, o bulunduğunuz kurumun kültürüne bağlı. Ama her zaman her kurum içerisinde sözü geçen, saygı duyulan, aklı başında birileri mutlaka vardır. Vardır değil mi? Mutlaka vardır. O kişiyi tespit edip ondan yardım istemek en doğru şey diye düşünüyorum. Yani kurum dışından birileriyle de dertleşebilirsiniz, size yol gösterebilirler. Mutlaka hakkında, bir kere bu mobbing hakkında konuşmak birinci koşul. Yani mutlaka bahsetmek mutlaka gerekiyor. Mutlaka birileriyle konuşup birilerinden akıl almak lazım. Çünkü siz o olayların içindeyken doğru düşünemiyorsunuz ve siz de kendinizi suçluyorsunuz mobbing uygulayıcısıyla birlikte. İşte filmde de çok güzel bir şey yapıyor kız. Onu fark ettiği anda, ne yaparsa yapsın patronun memnun edemediğini fark ettiği anda teşhisi koyuyor. Orada mobbing sözcüğü geçmiyor elbette. Ki mobbing sözcüğü de son 15-20 yıldır literatürde olan bir şey. Hani bu film 2006 yapımı, o yıllarda da mobbinge mobbing denmiyordu. Denmiyordu değil mi? Biz yeni yeni bunu duymaya başladık. Hepimiz ona benzer şeyleri yaşayarak büyüdük. Meslek hayatımızda yol aldık. Siz de kimilerine hikayeleriniz vardır dertleşsek. Tabii. Benim de öyle. Ama mobbinge kimse mobbing demiyordu o zamanlar. Fakat kız fark edince gidip Nigel'a da o firmada sözü geçen, işte deneyimli, giyim konusunda, firmanın yaptıkları konusunda deneyimli, saygın bir insan, gidip ondan yardım istiyor. Ve Nigel'ın da söylediği çok güzel bir şey var. Mobbingle ilgili ben de bunu her zaman söylüyorum. Mobbing mağduru olduğunuzu anladığınız zaman ağlayıp sızlamamak lazım. Bana bu yapılıyor, işte ben böyle çok kötü durumdayım. Hayır, o da diyor, ağlayıp sızlamayı bırakıp buna çözüm bulman lazım. Ne gibi çözümler bulmak lazım? Bir kere çözüm nedir? Çözüm yine duruma göre çözüm. Yani mesela bir kurum ya da kuruluş var mı bununla ilgili? Ciddi dernek? Tabii ki var. Çözüm yalnız önce... Ya da mahkeme? Bunların hepsi var ama bu aşamalara gelmeden önce kişinin yapması gereken şeyler var. İlk aşamada dediğim gibi güvenilir birine gidip onun bir şekilde aracılık etmesi sağlanabilir. Filmde ne yapıyor adam? Kızın öncelikle o çalışma ortamına uyum sağlaması için kıyafetlerini değiştirmesi konusunda yardımcı oluyor. En eğlenceli sahne. En eğlenceli sahneler onlar. Kirkelisiyken sindireyle oluyor. Aynen öyle. Gerçek hayatta tabii bu çok fazla olmayabilir ama
Mesela başka bir şirket ortamında yazışmaları nasıl yapması gerektiğini, toplantı kültürünün nasıl olduğunu, iş seyahati kültürünün nasıl olduğu konusunda hani bilgi alınabilir, böyle olabilir. Bu bir aşama. Hala uyum sağlanamıyorsa, bir kere çok önemli olan bir şey kanıt toplamak. Kanıt. Kanıt. Nasıl yapmak lazım? Şirkette baktınız size, ya çalıştığınız ortamda daha doğrusu, devlet dairesi olabilir, üniversite olabilir, her türlü, herhangi bir şirket olabilir. Size mobbing uygulandığını fark ettiniz, çözmeye çalıştınız, çözemiyorsunuz. O zaman ne yapmanız lazım? Bir takım veriler toplamanız lazım. Sonraki adımları atabilmek adına. Ne gibi veriler? Bir kere taleplerinizi yazılı olarak sunmanız lazım. Mesela ben işte falan göreve atanmak istiyorum. İşte maaşımda şu kadar artış istiyorum. Şu 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 görevlerin bana verilmesini ya da şu şu görevlerin bana verilmemesini istiyorum gibi. Fakat bu taleplerinizi yazılı yaparsanız ve birer örneğini bunları saklarsanız size yazılı cevap gelecektir. Olumsuz olan cevapları daha sonra kanıt olarak kullanabilirsiniz. Doğru. Hiç cevap gelmezse, bakın ben böyle bir talepte bulundum, hiç cevap gelmedi şeklinde de bir iddia ileri sürebilirsiniz. Bu çok önemli. Biraz insanlara komik geliyor, kızıyorlar biliyorum ama bir başka önerim de benim. Mobbinge uğradığınızı tespit ettiniz ve küçük adımlarla başa çıkamadıysanız günlük tutmanızı ben tavsiye ediyorum. Günlükten kastım olan olayları tarihiyle, olayın özünü kısa bir iki cümleyle, o şahitler varsa onların adlarını küçük bir deftere not etmeniz. Neden bu? Olaylar sarmal halinde ilerlemeye başladıktan sonra sizin de bir süre sonra artık psikolojiniz bozuluyor, işte asabınız bozuluyor, tabii, sinirleniyorsunuz, üzülüyorsunuz, olayların şiddeti giderek artıyor, şiddetin dozu giderek artıyor. Bir süre sonra o detayları hatırlayamayabilirsiniz. Eğer iş bir soruşturma aşamasına, bir mahkeme aşamasına gelirse ama defterinizde yazarsa, çünkü bu süreçler bazen aylar, bazen yıllar sürebiliyor. Bu doğru, küçük notları almak çok önemli. Peki kuruluşlar, kurumlar var mı? Esasında bu mobbinge kurumların kendi içlerinde çözüm bulması lazım. Yani diyorum ya, dedim ya, mobbinge uğradığınızı düşünüyorsanız güvenilir birine gidin, evet, başvurun. Bunu niye diyorum? Çünkü başvuracak bir merci yok. Aslında bütün kurumlarda bir mobbing başvuru merkezi olmalı. Ya da mobbing izleme merkezi gibi bir ne şey olmalı. Ne kadar güzel olur ama yok değil mi? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla insanların başvuracağı bir yer de yok. Ama bütün iş ortamlarında mobbing var. Yani nasıl şirketlerin insan kaynakları bölümü var, finans bölümü var. Artık bunlar çok normal. Olmazsa olmaz. Kurumsal, evet, şirketlerde mutlaka var. Bir mobbing izleme birimi olmalı. Orada bir psikolog olmalı, bir hukukçu olmalı. Çok doğru söylüyorsunuz. Yönetimden temsilci olmalı, çalışanlardan temsilci olmalı. Ve bunlar tarafsız bir şekilde insanların başvurularını değerlendirmeliler. Yani Semra Hanım geldi, ilgileneceğiz. Neval Hanım geldi, onunkini boş verin demeyecekler. Herkese aynı ilgiyi, aynı ihtimamı gösterecekler. Benim esasında bu mobbingle ilgili kafamdaki en ciddi çözüm yöntemlerinden biri bu. Keşke çok gerçekleşse. Böyle bir şey yok ama. Söylediğiniz çok cazip bir şey, çok güzel bir şey. Ve bu şirketlerin verimliliğini de artıracak diye bir, evet, şey düşünüyorum. Çünkü bizde böyle çalışmalar yok ama Batı ülkelerinde yapılan çalışmalarda şirketlere bu mobbingden dolayı iş gücü kaybının faturası çok ağır. Milyonlarca dolarlık yıllık kayıplar oluyor. Çünkü verim düşüyor, üretim düşüyor. Tabii. Bir kişiye uygulanıyor diye onun çevresindeki ya da o birimin tamamı etkileniyor. O kişilerin aileleri etkileniyor. İnsanların psikolojileri bozuluyor. Yani o kadar çok zincirleme etkileri var ki. Kurumsal şirketlerde mobbing uygulandığı, açığa çıktığı zaman o şirketlerin basına yansıtsa tabii kötü itibarları oluyor, zedeleniyor. Çok çok fazla etkileri var. O yüzden çok önemli diye düşünüyorum. Peki hukuksal açıdan ne öyle hocam? Mesela mobbinge uğrayan insan tespit etti bunu. Mahkeme yoluna gitse bu bir çözüm olabilir mi kısa yoldan? Ya da kısa vadede? Kısa vadede mahkeme, esasında mahkeme mobbing konusunda çok da hani insanların içini soğutacak, hayatlarında çiçekler açtıracak bir çözüm maalesef çözüm sunamıyor. Mahkeme süreci çok zorlu bir süreç. Sizin bir iddianız var ve siz onu ispatlamakla mükellefsiniz. Her ne kadar mobbing davalarında %100 ispat şart değilse de, o yönde Yargıtay kararları var. Yaklaşık olarak
ispatlamanız yeterli dense de mahkemeye başvurduğunuz anda tanık gösteriyorsunuz ve o tanıklar size mobbing uygulayanın altında çalışıyor çoğu kez. Ona bağımlı çalışıyor. Gelip sizin lehinize tanıklık yapmaları çok zor. Mahkeme gidip hakimin tek tek herkesi o iş ortamını incelemesi mümkün değil. Ne yapılıyor? Soruşturmacı atanıyor. Soruşturma yapılıyor o iş ortamında. O soruşturmayı yapanlar da yine sizin mobbing uygulayıcılarınızla muhatap oluyor. Onların o soruşturmayı istedikleri şekilde yönlendirmeleri çok kolay. Demin dedim ya işte yazışmalardan kanıt toplayın falan. Orada bir tek sizin gücünüz var. O noktada var. Onun dışında ispat işi oldukça zor. Ne gibi davalar açılabilir? İşte psikolojik sıkıntılara girmişseniz manevi tazminat davası açabilirsiniz. Mobbing yüzünden işinizi kaybettiğinizi kanıtlayabilirseniz ve ondan dolayı gelir kaybınız olmuşsa... Tabii zor bir şey bu da. Tabii kanıtlayabildiğiniz takdirde gelir kaybınız olmuşsa maddi tazminat talep edebilirsiniz. Çoğu zaman bu süreç içerisinde zaten işinizi kaybetmiş oluyorsunuz. Belki çok sevdiğiniz, çok çalışmak istediğiniz bir iş, onu kaybetmiş oluyorsunuz zaten, o büyük bir kayıp. Mobbing sürecinde hakaret, tehdit gibi konular ortaya çıkmışsa bundan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. İşte o zaman insanlar suçun vasfına göre bir ceza alırlar ama o da sizi böyle hani... Benim mobbing mağdurları çok fazla konuşuyorum. Değil mi? İnsanlar çok yaralı oluyorlar, çok dertli oluyorlar ve işte asılsın, kesilsin, o benim hayatımı mahvetti, o da işinden atılsın falan gibi talepleri oluyor. Öyle bir şey yok. Yani yok. O dava süreci sonucunda... Ne kadar sürüyor? Davalar çok uzun sürüyor. Türkiye'de bütün davalar çok uzun sürüyor. Hele ki böyle hani soruşturma yapılacak, rapor alınacak, o rapora bir taraf itiraz edecek, bir daha bir rapor alınacak gibi... Davalar yıllar sürüyor. Yerel mahkemede 3 yıl, 4 yıl, daha sonra istinaf aşaması var 3 yıl, 4 yıl. Eğer yargıtaylık bir konu varsa yargıtay aşaması daha uzun. Yani geçen de bir söyleşide bir hekim arkadaştı sanıyorum. 15 yıldır mobbing davasıyla uğraşıyoruz, daha da bitmedi dedi. Bitmedi değil mi? Yani zaten çok yıpratıcı bir süreç. Ama bu davaların uzun sürmesiyle daha da yıpranıyorsunuz ve daha sonraki işlerinizde de sizi yansıyor, üzüyor, hayatınızı tabii bir şekilde etkiliyor. Yani iş dava aşamasına gelmeden kurum içerisinde dediğim gibi çözebilmek en doğrusu. Eğer yapabiliyorsanız, koşullarınız el veriyorsa iş ortamını değiştirmek de güzel bir çözüm olabilir ki filmimizde bu da var. Bu da var tabii, değiştiriyor. En sonunda işte bir takım şeylere uyum sağlıyor, kendini geliştiriyor, bütün yeteneklerini ortaya koyarak patronunu memnun ediyor. Artık patronu söyleyecek bir şeysi kalmıyor. Mobbing bir yerde bitiyor diyebiliriz. Ondan da emin değiliz çünkü hala talepkar bir şekilde devam ediyor patron. Fakat kız kendisine artık bunu uymadığını fark teşhis edince, edip evet, işini değiştiriyor. Ama herkes o kadar şanslı olmayabiliyor değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Yani filmde gördüğümüz tabii, gibi. Tabii ki bu bir Hollywood filmi. İşte kahramanlar ve mutlu sonlar yaratmaya yönelik bir film, hikaye. Hayatımız her zaman o kadar kolay olmayabiliyor. Bazen sıkışmış oluyorsunuz, o iş yerinden başka bir seçeneğiniz olmayabiliyor. Mesela akademisyenseniz, küçük bir şehirdesiniz, ikinci bir üniversite yok. O şehirde devam etmek zorundasınız eşinizin ya işinden dolayı. Ya mesleği bırakacaksınız. Evet, her zaman bu kadar kolay olmayabiliyor. Ama eğer koşullar uygunsa hani şey de çok benim gördüğüm bir şey. Dedik ya bu mobbinge uğrayan kişiler çok mükemmeliyetçi insanlar. Her şeyi başarmak isteyen insanlar. O taraflarını mı fark edip acaba üstlerine gidiliyor? Mobbing konusun tabii kesinlikle öyle. Fakat onlar da ben bunu çözeceğim moduna giriyorlar. Şey var ya, karikatür var ya, yeneceğim seni İstanbul karikatürü meşhur. O moda giriyorlar. Çünkü o yapıdalar. Hani bir problem varsa ben bunu çözmeliyim modundalar. Bazen de problemi hani kökünde çözemediğini görüyorsan başka alternatif çözümlere yönelmekte bir fikir. İş değişikliği de mesela eğer şartlar uygunsa bir çözüm olabilir. Filmde de bunu görüyoruz zaten. Peki bu mağdur insanlar, çalışanlar, mobbinge uygulayan insanlar
Bir kurum var mı? Kuruluşlar var mı? Hani mahkeme öncesi. Diyelim ki iş yerindeki bu sorunu çözemedi kişi, çalışan. Böyle kuruluşlara başvurup yardım isteyebileceği, ciddi anlamda çalışan, çözüm getirebilecek kurum ya da kuruluşlar var mı? Mobbingle ilgili dernekler var ama dernekler tabii daha çok tavsiye niteliğinde yardımcı olabilir, yol gösterme anlamında olabilir. Yoksa gelip sizin kurumunuzda bir işlem yapma şansları yok, öyle bir yetkileri yok. Bir de Türkiye İnsan Hakları Kurumu var, TİHEK. 2016 yılında kanunla kurulmuş bir kurum, merkezi Ankara'da. TİHEK'in amacı her türlü ayrımcılığı önleyecek çalışmalar çok yapmak. Çok güzel. Bunun da şöyle, başvuruyu ya Ankara'da merkezde, Yüksel Caddesi'nde yerleri, merkeze başvurabiliyorsunuz ya da bulunduğunuz yerin valiliği ya da kaymakamlığı üzerinden başvurabiliyorsunuz. Size ayrımcılık bazında mobbing uygulandığını düşünüyorsanız, onların internette bir formları var. O formu doldurarak başvuruda bulunuyorsunuz. Soruşturmacı ya da soruşturmacılar atanıyor. Gelip sizin iş yerinizde soruşturma yapıyorlar. Çok güzel. Ve bu işlemleri de 3 ay içerisinde tamamlıyorlar. Esasında hani Türkiye'deki bürokrasinin ağırlığı, ağır işlemesi düşünülürse çok hızlı güzel, bir evet, çok da hızlı çabuk bir çalışma şekli. İncelemeler yapıyorlar. Herkesle konuşma yetkisine sahipler. Her türlü belgeyi, bilgiyi inceleme yetkisine sahipler. Çok geniş yetkilerle donatılmışlar. Ve buranın, bu TİHEK kanununda güzel bir şey var. İspat yükü tersine çevrilmiş. Normalde mahkemeye başvurduğunuz zaman siz derseniz bana mobbing uygulanıyor, siz mobbingi kanıtlamak durumundasınız. Mecbursunuz tabii. Ama bu TİHEK kapsamında yapılan çalışmalarda kurumunuz size mobbing uygulamadığını kanıtlamak durumunda. İşler tersine dönüyor. İşler tersine çok dönüyor. Güzel. Bu çok güzel. Harika bir şey. Ve bu yapılan soruşturma sonucunda eğer suç teşkil eden durumlara denk gelirse soruşturmacılar, savcılığa suç duyurusunda bulunabiliyorlar. Tarafları anlaştırabileceklerse, işte çözüm önerileri sunabileceklerse onu yapıyorlar. En sonunda bir rapor hazırlanıyor. Eğer o raporda sizin gerçekten mobbinge uğradığınız yönünde bulgular varsa siz o raporu dayanak olarak alıp dava açabiliyorsunuz. Süper. Onun için bu başvurulabilecek yöntemlerden bir tanesi mahkeme öncesi. Çok da güzel. Oldukça iyi çalıştıklarını, detay çalıştıklarını söyleyebilirim. Uzlaştırma olabiliyor mu? Olabilir. Tabii şeyin, somut olayın koşullarına göre. Bir de benim gözlemlediğim şöyle bir şey var. Dedim ya, izleyicilerin ses çıkarmamasından mobbing uygulayıcıları besleniyor ve dozu arttırıyorlar. Bazı başvurularımız oldu böyle TİHEK üzerinden mobbing araştırması için. Sonuç raporundan bağımsız olarak mobbing var densin, yok densin, kurum içerisindeki davranışların değiştiğini gözlemledik. Çok güzel. Yani insanlar birazcık kendilerine çeki düzen veriyorlar değil mi? Oradaki çalışanı mesela bütün toplantılardan, bütün aktivitelerden dışlarken birdenbire o dönem sonra, soruşturma sonrası bakıyorsunuz ki, tabii ben biraz benim yapımda var o. Hani bir iş bittikten sonra orada bırakmıyorum. Mutlaka takip ediyorum. Nasıl oldu, iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bir takip yapıyorum yani. Ve o takipte aldığım duyumlar çok güzel. En azından insanlar bir çeki düzen veriyorlar. Yeni davranış şekilleri geliştiriyorlar. Yani her şeyin de mahkemeyle sonuçlanması gerekmiyor aslında. Çok doğru bu söylüyorsunuz. Bu davranışları olumlu yönde değiştirmek bile çok büyük kazanımlar çok, sağlayabiliyor. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Zaten tüm bu sorunları, gerçi sizin için çok zor ve ben sizin ne kadar yoğun olduğunuzu biliyorum. Yöneten kişi siz oluyor olsaydınız bugün hiçbir sorun kalmazdı. Sizin o takip yönünüzü de biliyorum. Ve insanlara ne kadar çok fayda sağladığınızı, çok teşekkür ve insanlar ederim. İçin, sağ olun. Mağdur insanlar için birçok şey yaptığınızı ben yakından biliyorum ve takip ediyorum. Ben de sizi takip ediyorum. Peki kanunların ya da yasaların mobbing uygulayıcısına bir yaptırımı var mı? Bizim kanunlarımızda bir iş kanununda geçiyor sadece. İş kanunumuzda işverene ayrımcılık yasağı konmuş. Dolayısıyla iş kanununa tabi çalışanlar ayrımcılığa uğradıkları takdirde buna dayanarak dava açabilirler ve buradan haklı da çıkarlar. Ama onun dışında
Bir de devlet memurları kanununda amirler işte ayrımcılık yapmadan altındakileri çalışır şekilde, ona benzer o mealde bir düzenleme var. Ama hani bir mobbing yasası şeklinde bir mobbing bir şey yasası yok. Aslında olması gerekir. Özellikle değil de bu mi? Kurumsal mobbing izleme merkezlerinin olması gerekir diye düşünüyorum. Birçok sorunun çözüleceğini o şekilde düşünüyorum. Anladığım kadarıyla çok fazla bu konuda açığımız çok fazla var, değil mi? Çok fazla var maalesef. İnsanlar da yani çok önemsemiyorlar. Çok para getiren bir konu olarak mı görmüyorlar bilmiyorum ama o kadar çok kişinin etkilendiği bir konu ki gerçekten tabii bunu ele almak lazım. Tabii çok fazla var. Ve artık çok fazla yakınlarımızdan da duymaya başladık. Ya da şahit olmaya başladık işte o sessiz izleyiciler. Neden duymaya başladık biliyor musunuz? Esasında neden? Bizim gençliğimizde de vardı. Biz de yaşıyorduk ama mesela ben o mobbing olarak şimdi bu yaşımda bu aklımla mobbing olarak nitelendirdiğim şeyleri tabii ki o zaman mobbing olarak nitelendirmiyordum ve öyle gidip de yakınlarıma falan anlatmıyordum. Zaten ben çok ayıp, ben işimi yapamamışım da onun için bana kötü davranıyorlar gibi düşünüyordum. Bu yeni nesil harika. Yeni nesil hakkını yeni arıyor. Yeni nesil hakkını arıyor, sorguluyor, ne münasebet diye soruyor, bunu nasıl yaparsınız diye soruyor. Yeni nesille ilgili benim de şöyle bir avantajım var. Ben onlarla okul arkadaşı oldum. Bu çok büyük bir şey. Evet, siz daha ben önce... 2016 yılında hukuk fakültesini bitirdim. Ve benim hukuk fakültesinde ve daha sonra işte avukatlık stajında beraber eğitim aldığım gençler, tabii artık onlar da genç değil, biz yaş aldık diyor, diyecekler bunu izleyenler ama işte 95 sonrası doğanlar, 90'da zaten sonrası da 95 sonrası doğanlar çok sorguluyorlar. Yani sen bana patronum, sen patronumsun, böyle davranamazsın, iş arkadaşım, sen iş arkadaşımsın, değil mi? Bana böyle netler. Davranamazsın. Bu sorgulayıcı tavır çok sağlıklı. Bizde maalesef bu yoktu. Şartlar bu, iş bu, sen şartlara uyum sağlayacaksın şeklinde bir eğitimimiz vardı. Ne kadar yanlış bir eğitim. Siz hukuk fakültesinden önce tıp doktoruydunuz hocam. Evet. Peki siz çalıştığınız o yıllarda, çalıştığınız hastanelerde ya da kurumlarda hiç şimdi bakıp düşündüğünüz zaman evet bu mobbing uygulamasıydı hem bana de karşı. Çok. Hem de çok. Dediğiniz olaylar var mı? O yüzlerce. Herhalde o zaman bir 15-20 program yapmamız gerekir hepsini anlatırsam ama tabii diyorum ya bizim algımız farklıydı o zaman. İşin koşulları bu, böyle yapılır şeklinde bir algımız vardı. Bu konular hakkında zaten konuşulmazdı. Tabii. Fakat bazı mobbinglerin de faydasını da görüyorum şimdi. Küçük bir tane anı anlatayım. Çok lütfen. Bölüm doldurmayalım. İlk ben tıp fakültesini bitirdim Hacettepe'yi. Sonra Hollanda'ya gittim. Orada da çok kısa bir zaman sonra Rotterdam Üniversite Hastanesi'nde cerrahi bölümünde başladım. İşte orada hem klinikte çalışacaksın hem araştırma yapacaksın. O sonuçları görüp beğenirlerse ihtisası alıyorlar. Uzmanlık eğitimini alıyorlar. Öyle bir sistem. Ben çalışmaya başladım asistan olarak. Bölüm başkanı dedi ki araştırma olarak da şey yapacaksın. Bizim çok hastamız var. Orası merkez. Pankreas kanseri hastalarının dosyalarını inceleyip işte şu 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 verileri toplayacaksın. 1200-1300 tane hastamız var bizim işte şu kadar yıla ait. O dosyalar da her bir hastanın dosyası bu kadar. Çünkü pankreas kanseri ameliyatları çok problemli ameliyatlardır. Komplikasyon olur, yoğun bakımda yatar bilmem ne. Çok kalın dosyalar. İnceleyeceksin sonra bundan makale yazacaksın. Eğer işte beğenirsek seni ihtisasa alacağız. Ben daha yeni gitmişim, yeni mezunum. Tıp bilgim yok, Hollandaca bilgim çok zayıf. Yani tıp bilgim var da hani öyle uzman düzeyinde bir bilgim yok. Her gece ben bir yıl boyunca, o hastanede bir yıl çalıştım. Bir yıl boyunca her gece 1'e 2'ye kadar hastanede kaldım. Arşivden o dosyaları aldım, okudum, ettim falan. Ondan sonra bitti bu. 11 ayın sonunda falan hepsini bitirdim. Hoca baktı dedi ki bunda falanca veri eksik. Ama o veriyi dosyalardan bulamayacağım. O konuda çalışmış başka bir asistan var. Dedi ki ondan al, makaleni onun da adını yazarsın. İş çözülür. O asistana gittim. Yatay mobbing geliyor. Hayır dedi. Ben o kadar emek harcadım, o bilgiyi sana veremem. Aa. O bilgi olmazsa ben yayını yapamayacağım. Lütfen ver, işte senin adını. Hayır dedi, vermeyeceğim. Ve ben... Vermedi mi? Vermedi. Aa. Ve ben 11 ay boyunca her gece 1'e 2'ye kadar orada çalışmamın karşılığını o anda alamadım. Ama çok güzel bir kalın dosyaları inceleme ve bilgi çıkarma yeteneği geliştirdim. Şimdi hem avukat olarak hem bilirkişi olarak
önüme çok kalın hasta dosyaları geliyor. Normalde insanların 10-15 günde inceleyeceği dosyaları işte saatler içerisinde ya da 1-2 gün içerisinde inceleyip böyle özet çıkarıyorum. Yani her mobbingde kötü olmayabiliyor. Ama belki çok üzücü bu kadar çalışıp sonunda sizin. Buna gelinceye kadar neler neler var ama işte çok bazen üzüldüm. De mobbingden bir şeyler olumlu bir şeyler çıkarmak gerekiyor. Evet. Güçlenerek çıkmak gerekiyor. Hiçbir zaman işte ahvah etmeden ilerlemek gerekiyor. Çünkü mobbingçilerin amacı sizin ahvah edip, üzülüp, pes etmenizi sağlamak. Çok garip bir psikoloji çözüm değil mi? Çözüm odaklı olmak lazım. Hep çok çözüm doğru. Odaklı olmak lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Bence de hani sorunların içerisinde boğulmak yerine, değil mi? Bir an önce çözüm bulup o durumdan kurtulmak gerekiyor. Evet. Şöyle bir toparlayacak olursak, Şeytan Marka Giyer filminden yola çıktık. Birçok şey konuştuk. Siz son olarak bize bugünkü iş koşullarının gerçekten sağlıklı, yani çalışanlar açısından sağlıklı olup olmadığına dair küçük bir şeyler söyleyebilirseniz programın sonunda. Bizi izleyenler için şu an nasıl buluyorsunuz? Mobbing uygulaması Türkiye'de yoğun değil mi? Her yerde, dünyanın tabii her yerinde. İş ortamı bir de bu pandemiden kaynaklı olan ekonomik sorunlar sebebiyle de oldukça zor ve çetrefilli durumlar ortaya çıktı. İşte işten çıkarmalar, az personelle işi götürmeye çalışmalar, özellikle özel sektörde çok ciddi sorunlar olduğunu biliyorum. Ve bunlara kişilerin tek başına çözüm bulması da mümkün değil. Mümkün değil. Hatta işverenlerin de buna çok fazla çözüm bulması mümkün mü emin değilim. Genel düzenlemeler lazım. Hem işçileri hem işvereni koruyacak. Devlet dairelerinde memurları koruyacak. Herkesin haklarını, her kesimin haklarını saygı gösterecek düzenlemeler lazım diye düşünüyorum. Yani bir devlet eli değmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım en kısa zamanda, değil mi, gerekli olan herkesin eli değsin ve bu konu bir an önce bir çözüm bulsun. Zor olsa da. Ben bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum ne güzel yaptınız, davetiniz için. Çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.